Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbilalamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar. Allohga shukrki, Alloh azza va jalla bizni mu'min musulmon qilib yaratdi. Alloh bandalarini juda ham sevadi azizlar. Bandalarini hech qachon azoblashni Alloh xohlamaydi. Shuning uchun Alloh bizga bu dunyoda juda ko'p imkoniyatlar beradi. Tavba eshiklari hamisha ochiq turadi. Dualarımızı kabul kıladı. Allah uzu Kur'an-ı Kerim'de ayetip durdu. Estaizu billah, udu'uni estecib lekum. Menge dua kıliler, men dua ilerdi kabul kılaman. Tavba kılgellerini, tavbalarını kabul kılıçlikke vaade verir. İstiğfar ayetkellerimizin, istiğfarımızın makbul eyleştikke Allah vaade verir. Fakat yine bu imkanatlardan biz unumlik faydalanışımız gerek. Bandalarını, günahlarını keçirip duruşluk için ularga türlü imkanatlarını birerken bazı küllerini, bazı aylarını, bazı saatlerini, hatta bazı mekanlarını Allah faziletli kıladı ki mana şu cayda, mana şu payette kılıngan dualarını şüphesiz kabul kılıçlığını vaada verildi. Mana şimdi imkanatlardan bittesi bugünkü Muharrem ayıdaki azizler aşırı günüdür. Aşırı Arapça aşırı sözden alıngan bulup 10 degan ma'noni beradi. Ashir esa 10-chi degan ma'noni beradi. Ya'ni Muharram oyining 10-chi kunidir. Mana shu kunning fazilati o'ta yuqori azizlar. Bu kunda albatta to'at bilan o'tkazishga harakat qilmoqligimiz kerak. Hakam ibn Araj radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, "Intahaytu ila ibn Abbas wa huwa mutawassidun ridaahu 'inda Zamzam." Men dediler İbn Abbas radıyallahu anh kudu huzuruna bardım. O kişi zamzamını aldı da redasıge yan başlayıp yatken ekenler dedi. Ben aldılar ki gelip o kişiye karab ettim ki Akhbirni ansami aşura. Menge aşura günü yani Muharrem'le 13 günü roza tutuşluğu hakkında haber verin dedim. Fakal o kişi menge karab ettiler ki İzâ râeyte hilâlel Muharrem fa'du. Eğer Muharrem ayını görsen sana gine. وأصبح يوم التاسع صائما وتقزنچ kuni rozador holatda bo'lgin dedilar. Shunda Hakam ibn Araj radhiyallohu anhu aytayaptilarki, Ibn Abbas radhiyallohu anhu'dan so'radimki, hakada kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yasumuhu, payg'ambarimiz alayhisalom shunaqa roza tutarmidilar deb so'radi. Qola shunda uzot Ibn Abbas radhiyallohu anhu menga qarab, "Na'am" dedilar. "Ha." Rasulimiz aleyhisselam ham xuddi shunday roza tutar edilar dediler. Beshalalari rivoyat qilgan. Ushbu hadisdan ko'rinib turibdiki, Hakam ibn Araj radhiyallohu anhu degan sahoba borib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilari Abbas radhiyallohu anhu o'g'illarini ko'rib, u kishidan Ashiro rozasi haqida so'radilar. Va u zot Ashiro kunining rozasini qanday tutishligini sanab borishligini o'rgatdilar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özleri ham şu günü tutar mıdılar diyordular, ha dediler. Başka hadislerde ham Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın 10. günü roza tükenlikleri hakkında hadisler geldi. Bana şu halette türgenlerde adamlar gelip Peygamberimiz aleyhissalatü ettiler ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem innehu yevmun tuazzimuhu l-yehud ve nasara. Bu 10. günde Yahudiler ve Nasraniler ham hürmet kıladigan kun, uluğlaydigan kun, biz o işlerge okşap kalmayabız mı dediler. Şunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, فَاِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ اِنْشَاءَ sunna الْيَوْمُ التَّاسِعِ dediler. فَلَمْ يَعْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوفِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَّمُ.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu savalını bergenleri de, yani Nasrani ve Yahudilerle uğraşıp kalmayabız mı degenler de, Peygamberimiz Aleyhisselam, kelgusi yılda inşallah 9. ve 10. günü ham roza tutamız dediler. Yani onlarla uğraşamazlık için. Onlar bir gün tutarlar, biz 9 ve 10 tutamız deyip ettiler. Ama keyingi yılda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yetip gelmediler, vefat ettiler. Ama bana şu ayetken gepleri hukum, uzatın tavsiyeleri daim kaladı. Şunun için 9. ve 10. günü roza tutuşluğuna aydırdı. Ama başka hadiste, başka sahabeler hatta 9, 10, 11. günü hem roza tutuşluğuna tavsiye verirler. Şunun için en makulü bu Muharrem ayını 9, 10. ve 11. günleri roza halatta buluşluğumuz maksatke muvaffak buladı. İbn Abbas radıyallahu anh'u aytadılar ki, başka bir rivayette, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Munavvara'ya kelganlarida de Yahudi kavmini Aşura günüde roza tutayotganlarini gördüler. Şunda Peygamberimiz aleyhissalam "Ma hada?" dediler. "Nima bu?" dediler. "Nima uchun roza tutilyapti?" deyodilar. Ular aytdilar ki "Hada yawmun solihun" dediler. Bu solih bir kundur. "Hada yawmun najjallahu bani Isroila min aduvihim fasamahu Musa" dediler. Bu günü bani İsrail'ni Allah Ta'ala o'sha düşmanlarını Firavun'un yomonligidan najot bergan kun. Şunu şükranasiga Musa aleyhisselam ham roza tutgan deb javob berdilar hali xalq. Peygamberimiz aleyhisselam ularga qarab aytdilar ki "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Men Musa aleyhisselamga sizlardan ko'ra haqliroqman. Ya'ni men sizlardan ko'ra o'zotga yaqinroqman dedilar-da fa somahu va amara bi siyamihi. Ve özleri hem roza tuttular ve başkalarını hem roza tutuşlukta amir kıldılar. Üçüleri rivayet kılgın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan bu günde rozasından nime savab var degenlerde uzat aytgan ekenler ki Ebu Katada radıyallahu anh'dan rivayet kılgın hadisi kezdirdiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam "Siyamu yevmi aşura inni ahtesibu ala Allahi en yukaffira sene alleti qablahu" degen ekenler. Yani Aşura gününün rozası özüden aldığı yılın kefareti bulsa deyip Allah'tan ümit kılaman degen ekenler. Demek bir yıl evvelki kılınan günahlarına kefaret buluşluğunu ümit kılaman deyip roza tutgan ekenler. İnşallah biz ham mana şu günde azizler ümiden roza bilen, yaxşilik bilen o'tkazishimiz kerak. Albatta 9. 10. günleri qodir bo'lgan roza tutup ibadet bilen, tavba bilen, tazarru bilen o'tkazmoqligimiz maqsadga muvofiq. Yana bir nozik bir jihat bor ki azizler aytib qo'yishimiz kerak bo'lgan. Mana şu 10. günde bir ajib bir fazilat bor ekan. Bu 10. günde aile boshlig'i imkon qadar oilasiga bir kengchilik kirgizishga harakat qilish kerak ekan. Çünkü Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bir acib hadis var. Yani Abi Sa'id radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam aytadılar ki "Man vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura vessa'a allahu aleyhi fi senetihi kulli had" dediler. Ravahu Tabarani ve Beyhaki rivayet kıldı. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam kim aşura günü ahli ayalige kinlik yaratsa Allah onge yıl boyu kinlik yaratadı. Kim ailesine kendilik kirip verirse, mesela kursancılık kirgiz adımı, dastırhanını tokun saçın kıp bir adımı, yani ailege bir faiz kirgizse bu yıl devamı da bana şu kursancılığı, şu faiz, şu barakat devam ederken. Kup sahabalar, kup ulamalar bana şu hadisini şarkılarda kilitirdi ki biz dediler şu hadisini eşitkenimizden beri tatbik kılıp geldik ve bunun neticesini gördük dedi. Kamina xodimingiz ham bir necha yillardan beri mana shu hadisni o'qiganimdan beri bunga amal qilib kelamiz, biz ham natijasini ko'ramiz. Haqiqatda ham o'sha kuni oilaga bir kengchilik olib kirib berish kerak. Oilaga bir xursandchilik qilish kerak. Inshaalloh shunda dasturxoningiz ham to'kin sochin bo'ladi. Oilangizga Alloh faiz barakot beradi. Rivoyat qiladilarki, bir kuni dedilar, bir kambag'al faqir miskin odam bu mana şu aşura günündeki faziletini eşitip, kim ailesine kinçilik kılıp verse, yıl devamında üyge kinçilik buladıkken degen hadisini eşitkenden ki gün oylanıp kalıptılar. Yani fakir adam, miskin adam, daima dasturxonida taom bo'lmaydi. Oylanıp diye ki, benim ailemge bir o şu günü kinçilik kılıp bir aşkı versem, bir aşura aşını kıbersem de, şu tüfeyle benim ailemge Allah Ta'ala bir faiz verse, yıl devamında üyümüzden aş ayrımasa degen niyette bir çare kembeğal hareket etti, pulu yok. Ondan bundan izlep, ahir bir badavlat Müslüman adamda aldıge barıp, ben bir hadis eşittim. Şu hadiste takitleşce,
kim ailesiye aşura günü kençilik kıbirse yıl devamında ailesiye kençilik bularken ben bir fakir kimsemez ama bugün pulum yok eken menge az yine bir mablağ verip dursengizu ben ailemge şu aşura aşını kıbirsem de yıl devamında şunu ümidi de şu hadiske kattık suyansam dedi. Hale ki boy makul gap menem eşken ben bunu peşindeki gün ben senge o şu pulu veremem dedi. Kembeğal kursan bulup gitti. O şu günü geledigen buldu roza tuttuken halde. Peşinde gelip Ali boyunu aldı ki kilo diye unutup koyup ben asırdaki dedi. Becara kembeğal asırdaki dedi. Ali ki boy da aldı ki gelip şunu verseniz diyordu ki boy sen kendi bir bir farasat adamsan. Sen ki yok diye olmayatken bunu düşünmüyor sen mi? Kile verirsen mi? Deyip ayıp. Kembeğal cüda hapı bulup gitti. Ahır asır gelip kaldı. Şom yakınlaşıp iftar mahal. Şu arzımagan pulda aldırağı aitse başka caydan topu aradım dedi de cüldeyem kalbiden hafif olup ketiyatı oldu. Oşa hale ki bu ayının bir koşnesi borakken bu Müslüman imaz gayrı Müslüman adamakken hale ki korup kaldı da bir adar deyip çakırdı bir dükkanıda oturgenekken. Üç Mart'ta kelip keti yapsız nemege keldiyiz bunu aldı ya indi yıkılıp keti yapsız deyse bugün vakayını aitip edip de bugün bizde şuna kadar aşırı günü iken bu adamdan karşı sonra geldim. Şu karzını bir abdurup bir taam kılsam o beni ailem hem yıl devamında bir aşı yese deyip arzu kuludum degeneken haligine rahmi kepti gayrı Müslümandı. Neşbul ketadı oza dese arzımagen şu 3-4 dirhamda aitipti bana şu ketarıdı. Dese haligi onunla alınma bana barıp bağlı çakınca aşıyını kıber oşu avukatıyını. Ya yok desem unamaptı ya almana benden hadiye barıp kıber. Kembeğalı kursağım barıp ketipti. O şu günü barıp ailelerine kılıp hakkıge dua kılıptı. Haliga xasis boy o'sha kuni tush ko'ribdi. Tushida bir jannatni ko'rsatib, chiroyli bir binolarni ko'rsatib, qasrlarni ko'rsatib, minbarlarni ko'rsatib, mana shu senga bo'lish kerak edi kecha, ammo buni qo'shning olib ketdi. Qo'shningga nasib qildi. Uyg'onib, bu qanaqa tush bo'ldi endi? Bu qanday meniga va'da qilingan jannat qo'shnima bu kofir bo'lsa, musulmon bo'lmasa. Haligin oldiga chiqibdi-da kecha nima ish qildingiz qo'shni deb so'rabdi. Ha hiç narsa qilganim yo'q, doimgi holatimda o'tiribman. Biror bir yaxshi fazilatli ish qildingizmi yo'q, qilganim yo'q. Biror bir kishiga ihson qildingizmi, biror narsa qildingizmi desa, ha kecha sizni oldingizga bir dindorsiz 3 marta kelib yig'lab ketayotgan ekan, sizdan pul so'ragan ekan, oshiro oshiqib beraman. Siz bermagan ekansiz, men o'sha pulni berdim. Shuni qildim ammo. Qancha berdingiz desa, 3-4 dirham. Men sizga 10 tillo beraman, 10 dirham bersam şu savabiz menge satasız mı dedi. Boylar şuna kadar, boylar psikolojisi de hemen artık satı olsa bulur. Savab diyeyim, satı olamam dedi. Hele ki koşuna, ay yok ya satmıyım ben, şimdi ben verdim. 20 dirham, 100 dirham geç kıtkarın, keçe 4 dirham vermeyen adam yani çütü korup kaldı da. 100 dirham geç kıtkarınken hele ki koşuna orduna durup, ey koşuna. 1000 dirham versene bu klinge savabı senge satmıyım ben. Bilesem sebebi, sen körgen tüştü, ben hem kurdum dedi. Yani o şükürünü uyan körgen, Müslüman olup iman gikirgen eki. Şunun için azizler, biz elbette özümüzden taşkarı muhtaçlarla hem kılıyorduk. Müslüman adam, başkalarla hem yakışılı kıladı. Fakat mini uyumda olsun demeydi, kol asımızdakilerle, kamu karındaşımızla, konu koşullarımızla hem kençilik kılsak, inşallah bana şu günü faizi bilen, acabımız ki yıl devamında yurtumuz kençiliği üstüde olsa. Hama kolidan kelganicha o'sha yaxshilik qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganku, yarimta xurmo berib ham yaxshilik qilsa bo'ladi. Yaxshi gapirib ham. Hech narsa qo'limizdan kelmasa, haqqiga duo qilaylik, tabassum qilaylik. Yaxshi muomala qilaylik inshaalloh. Mana shu bilan savob berishamiz. Alloh ushbu oshiro kunini fazilatidan hammamizga nasib qilsin. İlahım kelgusi sanada hammalarimiz xonadonlarimiz fayzi barakotga to'lsin. Xonadonlaringiz tinch omon bo'lsin. Hammalaringiz yana bir karra mana shu muborak oy, muborak kunlar bilan tabriklab qolaman. Allohim hammamizga tinchlik, ofiyat ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va